Şükrücüğüm biraz para verebilecek misin? Aa, para vereceğim tabii. Çarşıya çıkacağım bugün. Bayramlık mı alacaksın? Almak lazım bir şeyler. Annelere, çocuklara. Alacaksın tabii. Bir yere de gidemedik. 10 gün tatil. Giderdik. Mine ile abimin arası açık olmasaydı. Hiç olmazsa 3-4 gün. Onlarınki de saçma. Çok saçma. Oğlumuza ev alalım, eşya alalım derken. Nimet Hanım'ın densizlikleri. Kartını kullansan iyi olur. Şirkette de para suyunu çekti. Verme istersen. Yo. Hemen alınma Nazan. Eve hiçbir katkım yok, ona üzülüyorum. Sen böyle didinip duruyorsun. Daha ne yapacaksın Nazan? Günaydın. Günaydın. Anne. Efendim. Hiç çorabım kalmamış, rezalet. Duyuyor musun? Her sabah bu. Çorabı yok, gömleği yok. Babaannen alır nasıl olsa bayramda oğlum. Birkaç gün sabret. Babaannemin aldığı çorap yaramaz baba. Giyer mi öyle şey Şükrücüğüm, rica ederim. Ya bizim canımız yok muydu? Yamalı giyerdik. Yerli malı haftaları, tutum haftaları olurdu. Şunlara bak, hepsi ithal peşinde. Marka Şükrücüğüm. Kağıttan olsun, markası olsun. Yazık. İthal tüketimden batacak bir ülke. Gümrük Birliği'nin yararları. Bize ne alınıyor bu bayram, unuttunuz bizi. Bak biz ne konuşuyoruz, görüyor musun? Bilgisayar ne oldu baba, hani hemen alıyordun? Alacağız oğlum. $2500 büyük para. Şu bayramı atlatalım. İnsanlara yarın maaş ikramiye vereceğiz. Nasıl vereceğiz diye düşünüyoruz. Onlar da ev geçindiriyor oğlum. Tamam anne, bir şey demedim. Günaydın efendim. Oo, Baygın'ın banyo yapmış. Günaydın temiz kızım benim. Her gün yıkanır. Sen de öp Baygın'la baba. Öpeceğim tabii. Kıskanma. Bir tanecik kızı. Anneciğim. Aydın'ın Baygın'ı. Anne, bayramda bir yere gitmeyi düşünüyor musunuz? Bir şey düşünemiyoruz kızım. Parasız kaldık. Sen ne düşünüyorsun Baygıncığım? Biz Abant'a gideceğiz Aydın'la 3 gün. Hayır efendim, olmaz öyle şey. Niye baba? Öyle söz kesilmeden, nişan takılmadan hiçbir yere gidilmez. Baba ben koskoca kadınım artık. Öyle 18 yaşında kızlar gibi. Öyle uzatma, ben izin vermiyorum. İş resmiyete dökülsün, ondan sonra. Baba bu işin resmiyeti mi kaldı artık? İzin mi alacağız bu yaştan sonra? Evet alacaksın, evet. Zaten herkesin gözü üstümüzde. Aman kimse benim umurumda falan değil baba. Çok saçma artık. Anne sen ne diyorsun? Bilmiyorum, ben karar veremem buna. Bana hiç bakma Bayguncum, ben hiç karar veremem. Hiç param kalmadı Şükrü. Benim de öyle. Ne yapacağız? Yaparız bir şey, sıkılma. Aa Nazan, abimler barışmışlar. Oh iyi. Hesabımı vereyim istersen. Bırak Nazancığım, Allah'ını seversen. Senin de bu kuruş kuruş hesap verme merakın. İyi ki bir yere gitmeye kalkışmadık. İyi ki. Bizim bu milletin tatil ve gezme merakı inanılmaz. Nereden buluyorlar parayı? Aklım ermiyor benim de. Dolar şu kadar oldu, mark bu kadar oldu. Aa Ali'dir. Ali geç gelecek biraz. Allah Allah. Söyledi ama Şükrücüğüm. Oo buyurun. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, geç. Bize merhaba yok mu baba? Merhaba kızım. Hoş geldiniz, yemek yediniz mi? Yedik mi Aydın? Pek yedik sayılmaz. Yemedik desenize şuna. Onun konuşması öyle baba. Bilgeciğim gel. Geldim anne. Efendim ben de sizinle... Konuşmaya mı geldin? Konuşmak değil de... otur geç. Geç evladım. Ayaküstü Bilge'yi mi istemeye geldin yine? Hayır efendim, izin. Abant'a gidecektik de. Hayır efendim, evlenmeden izin yok. Gezi ama bu efendim. Aa, benim aklım vermez öyle şeylere. Efendim biz öyle arkadaşlarla... İzin yok. Zaten biliyorsunuz. Birlikte turnelere çıktık. Her zaman beraberiz. Geçti o günler oğlum. Şimdi ciddi bir durum var ortada. Ve bu... Konuş. Hepsi 3 gün ama efendim. Evladım bak, bir günde olsa fark etmez. Ayrıca çok mu paranız var evladım? Önemli bir para değil ki efendim. Abi ne olursa olsun birikim yapın biraz. Evlenmek o kadar kolay mı? Eşya alırsınız evinize. Babam alacak. Canım alsın. Sen de al. Mesela sen de 2 tane mum al evine. Mum mu? Mum tabii ya. Ne bileyim yani, belki evinizde elektrik kesilir. Mumları al. Çık 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 çık. Böyle koyarsın. Aydınlık ferah.